Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir bakalım kim oynayacağız. Öyle mi? Evet. Peki, şimdi bil bakalım kim oyundaki malzemeleri tanıtalım. Ve motor. Yani kayıt başlıyor. Bakın burada kaç tane kart var oyunla beraber gelen? 6 mı? 6 ya da 7 tane kart geliyor arkadaşlar. Şimdi şu kartımızı tanıtalım. Burada süper kahramanlar kartı var. Peki Mete, bu hangi kart? Ne? Tabii ki. Meslekler değil mi? Evet, meslekler. Evet, bu da meslekler kartı. Bazı meslekler var ve burada farklı karakterler ama aynı farklı meslekleri yapan farklı karakterlerimiz var. Tamam, karakterleri tanımaya devam ediyoruz kartlarımızı ve burada karakter kartları var. Burada farklı tiplerde insanlar var değil mi? Ve bunları bulmaya çalışacağız. Babasının tiplerine bak ya. Tipleri çok komik, evet. Ve burada da çocuklar var. Bakın bu minişler. Burada da gördüğünüz gibi. Şimdi bu kartların bir özelliğini anlatayım. Bu tarafta hangi karakterler varsa arka tarafta da tam simetriğinde, örneğin burada Zeke, tam Zeke'nin arkasında yine Zeke var. Gördünüz mü? Zeke. Evet, aynısı arka tarafta da var. Evet, gör, tam simetriğinde böyle aynı karakterler var. Peki başka ne var? Hayvanlar var. Evet. Hayvan dostlarımız var, değil mi? Hayvan dostlarımız var burada ve bunların özel isimleri var. Bakın burada Lady diye bir köpek var. Hatırladınız mı Lady köpeğini? Evet, aynı simetrisinde de aynı değerler var. Şimdi ve Mete, burada ne var? Arkadaşlar, tabii ki canavarlar. Şurada Mickey yazıyor ya. Aklıma Mickey geliyor, Mickey Mouse. Evet, değil mi? Tamam. Şimdi canavarlar ve Mete'nin canavarları var burada. Belki de böyle bu canavarların bakın birçok özellikleri var. Burada üç gözlüler var. Tek gözlüler de vardı. İşte mesela şurada bir tek gözlü canavar var. Tek gözlü. Değil mi? Tam arkasında ork. Bakın şurada aynı karakterin arkasında değil mi? Mete de keşfetti onu. Evet. Burada da böyle farklı işte renklerine göre, tiplerine göre kiminin şapkası var, kiminin gözlüğü var, kiminin rengi yeşil, kiminin turuncu, kimisinin ağzından salyalar akıyor, kiminin kulakları var, kiminin kulakları görünmüyor. Böyle farklı farklı karakterler. Evet, şimdi karakter kartlarımız, yani kartlar da bunlar arkadaşlar. Kartları bir kenara bakalım ve diğer... Makine. Makine mi bu? Makine tamam, bu da... Tamam. Evet, oyun platformumuz. Şimdi oyunumuzda, evet, Mete takmaya çalışıyor. Bakın şöyle bir anahtar yuvamız var. Evet, anahtar yuva ne işe yarıyor arkadaşlar, söyleyeyim mi? Hadi söyle bakalım bize. Karakterlerimizi belli ediyor. Evet, bir karakter seçmemizi sağlıyor. Peki o zaman şöyle yapalım mı? Önce... Bu... anahtarını çıkarız böyle. Mete, bir şey anlatıyorum. Bakar mısın buraya? Bana yardımcı olur musun Meteciğim? Evet. Şöyle bu kartları oyun makinesine buraya yerleştiriyoruz. Tamam mı? Evet. Nasıl yerleştiriyoruz? Mete, bize bir yardımcı ol bakalım. İşte buraya geçirdim. Evet. Mete, orayı göster bakayım kameraya biraz. Tam buradan böyle kartlarımızı takıyoruz. Mete, şunu bir takabilir misin benim için? Gark. Evet. Gark. Evet. Kartımız ilerliyor. Tamam. Kartımız buradan kolay bir şekilde çekilip takılabiliyor. Ve kartımızı... Değil mi? Pencereler arkadaşlar, var burada. Arkadaşlar, burada doğru yanlış şeyleri var. Evet. Doğru ise doğru. Mavi şeye basıyoruz. Yanlışsa kırmızı. Tamam, biraz daha yakından gösterelim. Bakın mavinin üzerinde onay işareti var. Kırmızının üzerinde de çarpı işareti var değil mi? Evet. Tamam. Şimdi kartımızı, canavar kartını yerleştirdik. Ve bu canavar açıyoruz. Kartında bakın her bir pencereye bir karakter denk geldi. Gördünüz mü? Açıyorum böyle. Biraz daha şöyle yaklaştıralım. Arkadaşlar, ilk önce hepsini açıyoruz. Evet. Evet. Önce pencerelerimizi açmadan önce bir şey unuttuk. Anahtarların karakter seçimi. Yani buradaki karakterlerden kaç tane karakter var? 2, 4, 6, 2, 4. 24 tane karakter var burada.
Hangisini seçeceğiz? Karşı rakibimizi, bu iki kişilik ya da dört kişilik de olabilir tabii. Grup oyun da olabilir. Karakterinizi karşı tarafa söylemeden siz gizlice bir karakter seçip bunu bu karakter yuvasına takıyoruz şöyle. Şöyle biraz da bastırıyoruz. Tık diye yerleşiyor. Ama o tık sesini bir hissetmeniz ve duymanız gerekiyor. Şimdi benim telefonumdakileri açmıyor. Karakterimizi değiştirirken bunu şöyle parmağınızın ucuyla belki de tırnağınızla hafifçe yukarı kaldırın. Eğer yapamıyorsanız, pencere kapalıyken yapacaksınız. Yapamıyorsanız yetişkinlerden yardım alın lütfen. Parmağınıza çıkmayın. Evet, anahtar yuvamızı seçeceğimiz karakterin anahtarlığına takıyoruz. Evet, ben hemen gizlice bir karakter seçiyorum. Ben seçtim çoktan. Hepsini bir açtım. Mete, sen rakipsin. Benim tarafımda mı olmak istiyorsun? Evet. Tamam, o zaman bu tarafa gel. Evet, Mete ile biz olacağız. Kaan da tek başına kalacak galiba. Kaan'a rakip olacağız. Evet, Mete gel bakalım benim seçtiğim karakter. Beraber seçelim mi Mete? Evet, beraber seçelim. Tamam, hadi beraber seçelim. Geldim baba. Hoş geldin. Ups. Başını kucağına atmış. Tamam. Mete, hangisini seçelim sence? Ama fazla belli etmeyelim, tamam mı, hangisi olduğunu. Mete, şu karakter nasıl? Üç gözlü seçelim. Mete! İpucu verdin. Artık üç gözlü seçemeyiz Mete çünkü. İpucu verdin abiye. Evet, ipucu tamam. Verdim. Mete, hangi karakter olduğunu söylemeyelim, tamam mı? Mete, şunu seçelim. Sessiz olalım ama, tamam mı? Evet, karşı tarafa hiç. Evet, karakterimizi seçtik. Şimdi karakter seçimini yaptıktan sonra arkadaşlar, şu anahtarı birazdan anlatalım, tamam mı, nasıl olduğunu. Oyunumuzu başlatıyoruz. Bir nolu kademeye getiriyoruz. Bakın şurada Kaan'ın karakterini görmeden kapalı konumunda bir tuş var. Bunu bir konumuna getiriyoruz. Görmedik. Ve oyunumuz açıldı. Şimdi bakalım önce mavi takım mı, kırmızı takım mı başlayacak acaba? Evet, bakalım. Bir tane daha ben basayım. Hey, ne oluyor ya? Aa, bir saniye, anahtarı takmadık. Aa, evet. Anahtarımızı şuradaki tepeye takıyoruz arkadaşlar. Ve oyun şimdi başlıyor. Ve bakın, gördünüz mü hangi takımdan başlayacağını? Oyun kendini belli etti ve kırmızı ışık yandı, gördüğünüz evet, gibi. Evet, yani benim. Evet, yani biz maviyiz. Kaan da kırmızı tarafta. Ve kırmızı takım başlıyor. Yani Kaan başlıyor. Evet, bakalım. Şimdi önce bütün pencereleri açıyoruz arkadaşlar. Açalım. Ben çoktan açtım. Aa, tebrikler. Mete, bana yardımcı olur musun? O nasıl bir gülüş ya? Erkek gülüşü baba. Erkek gülüşü mü? Yani daha güzel gülen erkekler görmüştüm. Ben tercümeye başladım. Evet, Mete bana yardımcı oluyor. Teşekkür ederim Mete. Biz bir takımız değil Mete mi? Evet. Aha. Tamam. Şimdi şunu da şöyle ben yardımcı olayım. Tamam. Bütün kartları açtık. Evet. Şimdi aynı karakterler, aynı canavarlar Kaan'da da var. Acaba Kaan hangisini seçti? Onu bulmaya çalışacağım. Şimdi kırmızı ışık yanıyor ve Kaan bize bir soru soracak. Tamam. Senin karakterinin gözünün rengi sarı. Arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar, bu oyunda evet ya da hayır demek yasaktı. Peki ne diyeceğiz? Evetse buna basacak. Ya evetse buna basacaksınız. Hayırsa buna basacaksınız. Evet, doğru. Evet dedim ve kaybettim. Şimdi Kaan bana bir soru sordu. Tekrar eder misin sorunu Kaan? Senin karakterimin gözü sarı mı? Benim seçtiğim karakteri görüyor musunuz? Benim seçtiğim karakterin gözü sarı mı değil mi? Mete lütfen konuşma. Mete tam ağzını açmıştı. Evet, cevap veriyorum. Tamam o zaman. Şimdi sıra bende. Gözü sarı olanları kapatıyorum. Tamam. Ben karakterimin gözünün sarı olmadığını belirttim. Kaan da sarı olmayanları, sarı olanları kapatıyor. Şimdi ben bir soru soracağım Kaan'a. Ve buradaki karakterlerle ilgili bir soru sormalıyım. Kapat. Tamam mı? Örneğin burada en çok hangi özellik karşıma çıkıyor? Sorumu soruyorum. Mete,
Abinin karakterinde 3 tane göz var mı yok mu diye soralım, olur mu? Hadi sor bakalım abiye. Abi senin karakterinde 3 tane göz var mı? Senin karakterin 3 gözlü mü? Değil. 3 gözlü değilmiş. 3 gözleri kapatalım. Mete yardımcı ol. 3 gözleri kapatalım. Önce yukarıyı tarayalım. Ah, bir tane 3 gözlü buldum. Bunu kapatır mısın? Mete o 2 gözlü. 3 gözlüyü kapatacaksın. Evet. Şimdi ikinci sırayı tarayalım. 3 gözlü var mı? 3 gözlü. Evet, bunu kapatmıştım. Şurada 3 gözlü var mı? Ah, bir tane daha bulduk. 3 gözleri kapatıyoruz. 3 gözleri kapatıyoruz. 3 gözlü, evet. Tamam. Başka 3 gözlü var mı? Şu da var. Bunu da kapattık. Hey, şu da var. Gördün mü? Tamam. 3 gözlü değilmiş. O yüzden 3 gözleri kapattım. Evet, sıra Kaan'da. Kaan, sorunu sor bakalım. Soruyorum. Senin karakterinin rengi yeşil mi? Benim karakterimin rengi, yani vücut rengi mi? Hı hı. Bakalım izleyicilerimiz de karakterimi görsünler. Vücut rengini gördünüz. Cevap ver Mete. Mete cevap tuşuna bas. Tamam, rengi yeşil olan. Evet, rengi yeşil değil. Rengi, o yüzden... Rengi yeşil olanlar yok ki. Bazı rengi yeşil olanların... sadece rengi yeşil olanların... Gözü sarı ya, onları kapattım. Hiç gözü... Daha belirgin bir soru sormalısın o zaman. Şimdi ben soru soruyorum. Kaan, senin karakter... Arkadaşlar bir uyarı yapayım. Şöyle soru sormayın. Yani senin karakterinin iki gözü mü var, üç gözü mü var? Böyle bir soru sormayacağız, tamam mı? Nasıl bir soru soracağız? Senin karakterinin işte iki gözü mü var? Yani sorunun cevabı evet ya da hayır şeklinde olmalı. Fakat evet hayır yerine buradaki tuşları kullanıyoruz. İşte olay bu. Peki şimdi sorumu ben de soruyorum. Kıyafetle ilgili bir soru sormak istiyorum. Kaan, senin karakterinin şapkası var mı? Kıyam. Şapkası yok. O zaman şapkalı olanları kapatacağım. Bakıyorum. Mete, çok kötü bir soru sormuşum. Açık olanlardan hiç şapkalı olan yok ki zaten. Evet arkadaşlar, sorulara dikkat edin. Bakın zaten bir tane şapkalı varmış. Onu da az önce zaten cevabını almışım. Çok kötü bir soru sordum. Hiç pencere kapatamadım. Kaan güzel gül yavrum. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sıra kimde? Ben de. Bakın kırmızı takımda olduğunu görüyoruz. Evet hadi bakalım kırmızı takım. Şimdi soruyorum. Hadi bu seneyi. Hazırız. Senin karakterinin rengi kırmızı mı? Benim karakterimin rengi kırmızı mı? Mete cevap ver. Tamam, kırmızı olanları kapatıyorum. Kırmızı değil. Bakın gördünüz mü? Tamam, kapattım. Evet. Şimdi ben soruyorum. Senin karakterinin ten rengi en çok hangi renkse onu sorayım ya. Mete şu hangi renkti? Şu hangi renk Mete? Ten rengi. Ne? Hangi renk o? Tabii ki mor. Mor. Senin karakterinin rengi mor mu? Bakayım. Mor değilmiş. O zaman morları kapatıyorum. Morları kapatıyorum. Dıt. Önce birinci sırayı tarayalım arkadaşlar. Karıştırmayalım. Mete morları kapatır mısın? Evet. Başka mor var mı? İkinci sırada bak bakayım. Evet. İkinci sırada başka mor var mı? Evet. Çok iyi bir soru sordum. Bakın. Bir sürü pencere kapattım. Aa, burada. Aa, o da mor mu? O sanki biraz mavi gibi Mete. Evet. Baksana onun kıyafeti mor sanki. Evet. Ben ten rengini sordum değil mi? Tamam. Başka da ten rengi mor olan kalmadı. Evet. Aa, bir tane de şu var. Bu zaten kapalıymış. Üç gözlü de kapatmıştık onu. Evet Kaan, sıra sende. Sizin karakterinizin rengi mavi mi? Karakterimizin rengi vücut rengi. Evet. Hadi bakalım vücut rengini. Hayır Mete, yanlış cevap verdim. Vücut rengi bizim karakterimizin vücut rengi mavi mi? Hayır.
Baksana o giydiği kıyafet maviydi. Affedersiniz. Şundan basmamız gerekiyordu. Bir tane daha basacağım galiba. Değil mi? Tamam. Şimdi sıra bize geçecek. Evet Kaan, vücut rengi mavi değil. Ona göre kapatmalarını yap bakalım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi sıra bizde. Evet, vücut rengi mi yoksa yani ten rengi mi ya da kıyafet rengi mi onu bir belirtmemiz gerekiyor. Evet, şimdi çok belirgin bir soru soracağım arkadaşlar. Şu soruyu şu adamda bir şu canavarda değil mi? Canavarda bu. Bu canavarda bir farklılık var. Senin karakterinin kafasında fanus gibi bir şey var mı? Fanus ne demek? Ya böyle cam gibi bir şey yani bir baloncuk gibi böyle kafasında. Şunu soruyorum arkadaşlar. Değilmiş sesi duydunuz. Bunu da kapatıyorum. Başka kafasında bir şey yok. Bu çok belirgin bir soruydu arkadaşlar. Eğer bu var deseydi hemen anahtarı buraya takacaktım. Evet, şimdi sıra Kaan'da. Kaan da bir soru soracak. Karakterinizin Cevap vereceğiz. göz rengi yeşil. Bizim karakterimizin göz rengi yeşil mi Mete? Cevap ver oradan bakayım. Evet, göz rengimiz yeşil. Tamam, tahmin ediyorum. Aa, Kaan kaç tahmin hakkın var? Bir. Bu arada bir tahmin hakkınız var. Onu çok iyi değerlendirin. Aa, kazandı. Bakalım orktu benim karakterim. Gördünüz mü? Şimdi bir saniye. O bakalım orgu nasıl tahmin etmiş ya Kaan çok merak ettim. Oo. Senin karakterinin göz rengi yeşil Ya dedin ya. Böyle dedin. evet. Bakın gördünüz mü orgu. Ben Mete de taksana böyle oraya bir yaptım. daha. Evet, tamam o bir kere taktın ya o yüzden şey olmadı. Tebrik ederim Kaan. Ya nokta atışlarda soruları sormuş, tahminleri de çok aza indirmiş. Ve Kaan bizi yendi. Aa, Kaan biz aynı karakteri mi? Hayır ya o değil seninki. Seninki Chantless mi? Değil mi Chantless? Yani şu. Şuymuş senin karakterin. Evet, o benim Değil mi? karakterimdi. Şu karakteriymiş Kaan'ın. Evet Kaan tebrik ederim. Mete ne düşünüyorsun? Abini git de tebrik et hadi. Tebrik ederim Nasıl abi de. tebrik edelim? Ama yanına git de tebrik et bakayım. Nasıl tebrik ediyorsunuz bir gün bakayım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.